Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Muhterem kardeşlerim, hanımefendiler, gençler, beyefendiler, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bize bu imkanı tanıyan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'ne teşekkürlerimizi sunuyor. Akademiya Derneği sevgili yöneticilerine saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bugün sizlerle hasbihal nedenimiz, muhabbetimiz, konuşmamız Allah tasavvuru üzerine olacak inşallah. Allah kavramının içermiş olduğu mana, Allah denildiğinde anladığımız gerçeklik nedir, ne değildir? Bu meselenin üzerine İslam dininin, mensup olduğumuz dinin gerçekleri üzerinden, mezhepleri, meşrepleri, disiplinleri üzerinden yaklaşmaya çalışacağız. Yoksa Allah tasavvurunu evrenselde ele alacak olursak, buna buradaki sohbet saatimiz yetmeyeceği gibi çok uzun bir mevzu ile karşı karşıya kalırız. Dünyadaki semavi dinlerin, beşeri anlayışların her birinin değişik, kendine mahsus Allah itikatları, Allah biçimleri, tasavvurları, kavram içerikleri mevcut. Bunların ilahi kitapların temel esprisi olan tevhide yakın olanları var, tevhidden uzak olanları var. İsabet edenleri olduğu gibi kanaatimize göre isabeti bırakın, tamamen Allah'ın istemediği anlamda içerik verenler de var. Biz dediğimiz gibi mevzumuzu İslam dairesinin içerisinde neşet etmiş olan meşreplerden, mezheplerden, anlayışlardan alarak, yani onları baz alarak, onların tasavvurları, kavramsal gerçeklikleri kavrama yükledikleri anlam üzerinden mevzuyu anlamaya çalışacağız inşallah. Allahu Azimüşşan selam eylesin Muhammedur Resulullah'a, salat olsun Muhammedur Resulullah'a, arkadaşlarına, ehli beytine, şanlı veliler silsilesine, mürşidi kamillere, ehlullah'a selam olsun, himmet aliyeleri üzerimizden eksik olmasın inşallah. Kardeşlerim, Allah dediğimiz zaman içimizin ürperdiğini, kalbimizin titrediğini, zihnimizin berraklaştığını fark ederiz. Allah dediğimiz zaman mazlumluğumuzun, mağdurluğumuzun, mahrumluğumuzun farkına varırız. Allah dediğimiz zaman çaresizliği, çareyi bir arada görürüz. Çaresizlerin çaresi olan Allah'ı çağırır, onunla beraber olma şerefine, onunla beraber yürüme, onu anlama, onu yaşama şerefine nail oluruz. Biz Allah gerçekliğinden bunu anlarız. Kulunu terk etmeyen Allah'ı, kuluyla beraber olan Allah'ı, kulundan ayrılmayan, kulun ayrılmaması gereken gerçekliği Allah olarak kabul ederiz. Bizim tevhidi anlayışımız Allah'la kulun beraberliğinden kaynaklanan ilahi bir gerçekliktir. Biz Allah'ı tecessüm, cisme büründürerek, Allah'ı algımızda, zihnimizde, yaşamımızda, beşeri bir kaidenin üzerinde kendi güzelliğinin farkına varmayan bir totem gibi, bir put gibi algılayıp ona seremonilerde, sunumlarda bulunmayız. Biz Allah'ı
anlarken, yaşarken, kavrarken Allah'ın kuluna boynundaki şah damarından daha yakın olma Kur'an'ı gerçekliğiyle, vahyi gerçekliğiyle hareket ederek Rabbimizden ayrılmamayı murad edip Rabbimizin bizden ayrılmamasını murad ederek yaşarız. Allahu Azimüşşan mealen Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah Adem'i yarattı. Onu tesviye edip düzenledi de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın dedi. Allah Adem'i yarattı, tesviye edip düzeltti de düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın dedi. Sad suresi 71. ayet-i kerime. Allah Adem'i yarattığında Adem'e üflemiş olduğu ruh, İslam dünyasının kadim meselelerinden, öteden beri halledemediği meselelerden birisidir. Ruhun ezeliliği, ebediliği, kadimliği, ruhun ne olup olmadığı öteden beri kadim bir tartışma meselesidir. Ama biz şunu biliyoruz ki Allah kokuşmuş bir çamur olan balçıktan Adem'i yarattıktan sonra ona kendi ruhumdan üfledim dediğinde insanın Allah ile olan çok ciddi bir ilişkisinin, çok ciddi bir muhatabiyetinin başladığını biliyoruz. Öteden beri de İslam'ı anlayan büyüklerimiz hep bu ilişki içerisinde olayı tanımlamışlar. Allah ile kul arasındaki ilişkinin bu ayeti kerime ve bunun gibi Kur'an'daki ayetlerle Muhammedur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle bu meseleyi toparlayıp kalplerinde, zihinlerinde sarsılmaz bir şekilde bir yere oturtmuşlardır. Allah Kur'an'da Allah'tan geldiniz ve tekrar Allah'a döndürüleceksiniz emri şerifini buyuruyor. Geldiğimiz yerin adresini bize aleni bir şekilde veriyor. Muallakta, bilinmezlikte bırakmıyor. Bizler haykırarak, sevinerek, gönlümüzü yere yere Allah'tan geldiğimizi söyleyebilir. Bunun neşesini, bunun mutluluğunu, bunun muştusunu birbirimize sunabiliriz. Geldiğimiz yerin adresimiz belli. Biz Allah'tan geldik ve tekrar Allah'a dönücüleriz. Tekrar Allah'a döndürülecek olanlarız. Ama arkadaşlar, Allah'ı biz Kur'an'dan, sünnetten ve Kur'an sünneti kalbine nakşeden, zihnine nakşeden ehli sünnet ulemasının ve meşayih-i ikramının derin ilmi ve irfani sezgilerinden, keşiflerinden, muhabbetlerinden tanıdık ve tanımaya devam ediyoruz. Gelin görün ki İslam dünyasında sağlıklı, sıhhatli Allah tefekkürünü gerek belli bir projeye adapte olarak İslam'ı içten yıkmak anlamında, gerekse kendi heva ve hevesinin kurbanı olmuş, farkına varmadan İslam'ı zedelemek adına Allah'ı belli bir şekle, belli bir kalıba sokma uğraşısı verirken, bunu da ne yazıktır ki bu meseleyi yerleştirmek için tenzih müessesesini kullanarak gerçekleştirmenin çabasındadırlar. Yani siz Allah'la hemhal olmak istediğinizde böyle bir şeyin olamayacağını, Allah'ı bundan tenzih etmenin gerektiğini söyleyerek Allah'la ilişkinize neşter atarak Allah'la ilişki kurmanızın önüne geçerek bu meseleyi daha başlamadan bitirmenin hesabındadırlar. Yani gelin görün ki kul Allah'ın, mülk Allah'ın. Allah kuluna yakın, kul Allah'a yakın. Bu gerçekliğin ortadan kaldırılması, dünyada yaşarken Allah'la beraber olma halinden
uzak bırakılmak için tenzih müessesesi kullanılarak Allah'tan bizi uzaklaştırma çabaları tarih boyunca devam etmiş. Bu devam ediş hala bugünümüzde de değişik fikirler adı altında devam etmektedir. Ne demiştik ayet-i kerimede? Onu tesviye edip düzeltip de ruhundan ona üflediğimde derhal ona secdeye kapanın. Allah Adem'e ruhundan üflüyor. Üflemek içten dışa doğru bir eylemdir. Yani bunu cismani bir şekilde tahayyül etmenizi, tasavvur etmenizi istemiyoruz ama Allah'ın Adem'le olan ilişkisini gönül dünyanızda, zihin dünyanızda tefekkür ederek düşünmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Allah melakuta Adem'e secde edin dediğinde nasıl bir secdeyle karşı karşıya kalındığını anlıyor, biliyor. Adem'in büyüklüğünü, Hazreti insanın ne demek olduğunu Kur'an'dan aslında anlıyoruz. Biz Allah ile insanı bütünleştirmenin, Allah'ı insanı Allah gibi göstermenin gayretinde değiliz. Allah'la insan arasındaki ilişkinin ayrılmaz bir ilişki, koparılamayacak bir ilişki, insanı çepeçevre saran, kuşatan bir ilişki olduğunu anlatmanın hesabında, anlatmanın endişesinde, anlatmanın çabasındayız. Tarihte bir sürü disiplin, bir sürü anlayış, ekol, Allah'ı tarif etme çabasında, Allah'ı anlama çabasında bulunmuşlar. Gelin görün ki isabet edenler, anlayanlar olduğu gibi Rabbimizi, Rahman'ı, Allah'ımızı belli bir cisme, belli bir kalıba, belli bir kaideye oturtan anlayışlar da zaman içerisinde oluşmuş. Bunlardan ilki, efendime söyleyeyim, hariciler, daha doğrusu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rühletinden hemen sonra ortaya çıkmış olan bu grup, değişik isimler adı altında, isim dünyasında mantık olarak, içerik olarak Allah'ı tenzihe yoğunlaşmış, tevhidi anlama çabasından ziyade tevhidçi, mutlakçı, Allah'ı varlığından uzak, kendi zihin kodlarının kuşatmışlığı içerisinde anlamaya çaba gösteren grup olarak tarih sahnesinde devamlı önümüze çıkmış. Kur'an'da Allah kendisini tarif ederken o doğmamış, doğurulmamış, samet olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu olarak tarif etmesine rağmen sanki Allah'ı kullarının mutlak anlamda kullarına ihtiyaç duyan olarak takdim etme çabaları içerisine girmişler. Dünyayı büyük bir mabet, dünyada Allah adına katledilecek olanları kurban, dünyayı bir büyük sunak olarak görmüşler ve Allah adına kan akıtmanın, Allah adına katletmenin, Allah adına mahvetmenin Allah'ı anlamak ve ona ibadet etmek olduğu vehmine, zannına kapılarak Rahman'ı tenzih edilmesi gereken alemlere rahmet olarak dinleri gönderen, peygamberleri gönderen Allah'ı sanki memnun edebilmemiz için büyük sunak olan dünyada ona metinler üzerinden, kendi dar anlam dünyamız üzerinden bir pozisyon çerçeveleyip ona hizmet etmenin bedeli olarak insan kanı akıtmanın ve insan öldürmenin gerekliliğine inandırılmış bir İslam coğrafyasıyla karşı karşıya bırakıldık. Bunlar tarihi süreç içerisinde değişik şekillerde cereyan ettiler. Bunların en başında tarihteki selefilik anlayışı Allah tasavvurunda ümmeti Muhammed'in kıyametini koparan bir anlayış olarak karşımıza çıkmakta. Nasıl bir anlayış bu anlayış ki iddialı bir cümle kurmamıza neden oluyor?
ümmeti Muhammed'in kıyametini kopardığını söyleyecek kadar bizi cüretkar kılıyor. Evet arkadaşlar, Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı bütün adımlarıyla takip eden, onun yapmadıklarını yapmamaya gayret eden, bidatlerden, hurafelerden kaçınan, Allah'ı zihin ve gönül dünyasıyla anlamaya gayret eden, Allah'ın insanla olan ilişkisini Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sünneti saniyesinden anlayan, ona göre de ümmete yardımcı olan büyük bir imam, büyük bir mukarreb, büyük bir önderdi. Ama gelin görün ki Ahmet bin Hanbel'i takip ettiğini söyleyen tarih içerisinde tarihin zavallısı olarak niteleyeceğim. Tarihin zavallısı, bütün İslam tarihinin zavallısı olarak niteleyeceğim. Takiyüddin Ebul Abbas Ahmet İbni Teymiye El Harrani diye o tarihe çıkan bir zavallı, ümmeti Muhammed'in sıhhatli ve sağlıklı Allah inanışıyla oynamanın kodlarını, fitnesini İslam dünyasına zerk etmiş ve mücessim, Allah'ı cisme bürüyen, Allah'ı belli bir cisme, belli bir şekle, belli bir kaidenin üzerine oturtma adımlarını cüretkarlıkla atmış, literal okumaları, anlam ve yoruma hiçbir kapı açmadan sadece metinsel anlamların zihne düşüşüyle bir Allah tarifine kalkmış. Bu kalkış neticesinde ise ümmeti tarihi süreç içerisinde kamplara bölmüş, yeryüzünü büyük bir mabet ve sunak haline getirip Allah'ın mutlu olabilmesi için insanların kanının dökülmesi gerektiğini her halükarda, her zaman yaşadığı dönem içerisinde ortaya koymuştur. Ne yapmıştır İbn-i Teymiye? İbn-i Teymiye en büyük zavallılığını Allah'a cisim isnat ederek ortaya koymuştur. Tasavvurunun yanlışlığı ve miras olarak insanlara, kendini takip edenlere veya kendinden bir şeyler almak isteyecek olan insanlara Rahman'ı arşa bir insan gibi oturtarak onun hattı zatında zihinlerde belli bir kalıbının, belli bir kütlesinin, belli bir şeklinin olduğunu zihinlere kaydetmiş. Ama böyle söylenildiğinde kendisinin bunu yapmaya bu uğurda mücadele ettiğini söylediğinizde ise bunlar müteşabihattır, bunlarla uğraşmamak gerekir diyerek kendi anlayışını Kur'an ayetlerinin müteşabihatı üzerinden tartışılmaz ve sarsılmaz bir duruma getirmeye kalkmıştır. Başka ne yapmıştır? İbn-i Teymiye aynen Allah Azze ve Celle için şöyle bir ifade kullanıyor. Allah dilerse bir sivrisineğin sırtına yerleşir de, ifadeye bakın arkadaşlar. Allah dilerse bir sivrisineğin sırtına yerleşir de, sivrisinek onun kudreti ve rububiyetinin lütfu ile onu yüklenir, kaldırır. Böyleyken Allah arşın üzerine nasıl yerleşmez? İfadeleri görüyor musunuz arkadaşlar? Müslümanlar, kardeşlerim. Tarihte meşhur Şeyhül İslam denen, İslam'ın mücahidi denen, Moğol'a karşı kıyam başlattığı söylenen, bugün Selefi, Neo-Selefi, Kur'an'ın en büyük alimlerinden biri olarak İngiliz projesiyle bize takdim edilmeye çalışan bu mülhit zavallı, nasıl bir benzetmeyle Rabbimizi tarife ve tasavvura çalışıyor? Tekrar okuyorum. Allah dilerse bir sivrisineğin sırtına yerleşir de, sivrisinek onun kudreti ve rububiyetinin lütfu ile onu yüklenir, kaldırır. Hal böyleyken Allah arşın üzerine nasıl yerleşmez? Belki bu söylediğimi delillendirmem, gerekçelendirmem gerektiğini düşünenler olabilir. Onun için hemen bu saçmalığı, bu yersiz benzetmeyi
Rabbimiz için kullandığı bu zavallılık ifadelerini nerede kullandığını sizlere adres vermek istiyorum. Beyan Telbis kitabı El Cehmiye 1. cilt 568. sayfa arkadaşlar. Buyurun. Yani Allah'ı belli bir şekle, belli bir kalıba, belli insan zihninde, belli bir toteme, belli bir ikona, belli bir kaidenin üzerinde ruhsuz, cansız, anlamsız, kendini bilmeyen bir mabut, bir put, Arapların İslam öncesindeki Lat, Menat, Uzza, Hubel gerçekliğinden kurtulamamış olan bu zavallı, Allah'ı tekrar böyle anlamsız, manasız, kendi gibi düşünen bir halde insanlara takdim etme çabası içerisine girmiş. Aynı zat Şam'da vaaz ettiği caminin kürsüsünden inerken aynen şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki, ben şu anda buradan nasıl iniyorsam Allah da arşından aynen öyle iniyor. Buyurun. Bu zihin yapısının oluşturmuş olduğu Allah tasavvurunu, oluşturmuş olduğu Allah gerçekliğini bir düşünün. Kur'an, aşkın bir Allah inanışından ziyade, içkin bir Allah inanışını emreden, vaaz eden, tavsiye de demeyeceğim, emreden, vaaz eden bir kitaptır. Bakın, Kur'an'daki ayetlerde, okuyacak olduğum mealen ayetlerden, siz aşkın ötelerin ötesinde sadece ceberrut bir patron edasıyla günü geldiğinde sizi hesaba çekecek, yaptıklarınızın ve yapmadıklarınızın muhasebesini sizden soracak bir Allah gerçekliğine, bir mabut, bir intikamcı patron gerçekliğine nasıl yönlendirildiğinizi anlamak adına sunacak olduğum ayeti celilelerden nasıl bir zoka, nasıl bir tevhid veya tevhidçi bir inanışa sürüklendiğinizi anlamak adına bunları düşünmenizi istirham ediyorum. Allah kuluna boynundaki şah damarından daha yakındır. Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Siz nereye giderseniz gidin, Allah sizinle beraberdir. Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Siz Allah'tan geldiniz ve tekrar Allah'a döndürüleceksiniz. Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Ben hiçbir yere sığmam. Benim arşım mümin kulumun kalbindedir. Hadisi kutsisinde Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Kasas suresinin 88. ayeti kerimesini idraklerinize, dikkatlerinize ısrarla sunmak istiyorum. Allah'ın kendisiyle kul arasındaki ilişkisini tarifi noktasında. Allah'tan başka bir ilaha tapma. Allah'tan başka her şey helak olucudur. Dikkat buyurun. Allah'tan başka her şey helak olucudur. Allah kendinden başka her şeyin helak olucu olduğunu söyledikten sonra herhangi bir kimsenin bir şeyi bundan istisna kılabilme hakkı var mıdır arkadaşlar? Kulli şeyin hali. Her şey helak olacaktır. Sadece Allah'ın veçi kendi bakidir ve her şey helak olucudur. Ayet bitmedi arkadaşlar. İnsanın onurunu, izzetini, şerefini, geldiği yeri ve döneceği yeri tekrar bize muştulayan Allah-u Azimüşşan, ayetin geri kalan kısmında insanın her şeyden bir şey olmadığını yine bize bütün çıplaklığıyla haykırıyor. Sonra siz Allah'a döndürüleceksiniz. Eğer biz her şeyden bir şey olmuş olsaydık, her şeyle birlikte bir daha dirilmemecesine, bir daha varlık planına çekilmemecesine yok olmamız, helak olmamız gerekmiyor muydu? Ama Allah her şeyin helak olup kendisinin baki kaldığını söyledikten sonra hemen devam ediyor. Sonra siz Allah'a
döndürüleceksiniz. Allah'a döneceksiniz. Demek ki arkadaşlar, insan her şeyden bir şey değil. İnsan o zaman ne? İnsan Allah'ın ruhunu bir daha ölmeyecek olan, bir daha yok olmayacak olan, Kur'an böyle buyuruyor. Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'a dönecek olan, Allah'la beraber olacak olan, Allah'ın boyasıyla boyanan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, Allah'ın Resulullah gerçekliğinde buyurduğu gibi, Rabbin seni terk etmedi Muhammed. Aleyhissalatü vesselam. Ey Muhammed, Rabbin seni terk etmedi. Rabbinin Mekke'de, Medine'de terk etmediği Muhammed ve arkadaşlarının terk etmeyen bir Rab algısının yerine dünyada yaşarken kendisini terk eden, kendisinin terk ettiği bir din anlayışına nasıl devşirildiğimizi anlamak adına bunları söylüyoruz. Evet, Muhammedur Resulullah ve arkadaşları Mekke'de, Medine'de, Taif'te o kutsal, kutsi mücadelelerini uhrevi ve dünyevi anlamda verirken Rableri tarafından terk edilmemişlerdi ama bugün aynı Kur'an'ın müminleri birileri tarafından dünyadayken Rableri tarafından terk edilmiş ve terk edilmenin sünnetullah olduğunu iddia eden bir anlayışa sevk edilmek isteniliyor. İşte bunun başında selefilik, işte bunun başında neo selefilik. Bu proje ümmeti Muhammed'in Kur'an algısını, ümmeti Muhammed'in Allah tarifini ortadan kaldırarak kendi zavallılığını din olarak bize işlemenin, bizi zihnen iyiliş etmenin, din dışı bırakmanın, kendini dindar zanneden nihilistler yapmanın uğraşısı içerisine giriyor. Kardeşlerim, Allah Muhammed Resulullah'ı, Muhammedur Resulullah'ı terk etmedi de, Muhammedur Resulullah'ın kıyamını, cihadını, mücadelesini veren zamanın Muhammedilerini terk eder mi? Ama gelin görün ki aşkın din anlayışı, Allah'ın yardımının bu dünyada sünnetullahı gereği insanlara isabet edemeyeceğini Kur'an adına söylüyor. Siz yaptıklarınızın ve yapmadıklarınızın karşılığını Allah'a vereceksiniz. Dünyada bütün yaptıklarınızı mahşer gününde Allah sizden soracak. Allah sorgulayıcı, hesap sorucu, dünyada yapılanların hesabını kesici ve ona göre ödül ve mükafat verici olarak tarifi sığ bir şekilde insanların mutlak anlamda korkması, korkutucusu, kendine yardım etmeyeni olarak takdim edilmiş. Böylece insanlar dinden uzaklaşmış, nasıl olmasa Allah beni dünyada başıboş bıraktı. Ben yaptıklarımın veya yapmadıklarımın karşılığını ahirette Allah'a vereceğim. O Gafurur Rahim'dir. Benim yapmadıklarımdan, yapamadıklarımdan beni affedendir diyerek Allahsız, Allah'ın tecellisine mazhar olmadan, Allah'ın boyasıyla boyanmadan, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmadan, hiçbir sorumluluk duymadan bu dünyadan göçmenin, bu dünyadan gitmenin gerçekliğine inandırılmış. Oysa ki Kur'an'daki içkin Allah inanışı, Kur'an'daki Allah'la kulun hemhal oluşu, Rabbini terk etmeyen kul gerçekliği, hidayet kavramında kendini buluyor arkadaşlar. Hidayeti nasıl biliyoruz? Hidayet denildiğinde ne anlıyoruz? Kulun İslam'la müşerreflenmesi. Bakın tarife. Kul İslam'la tanışırsa hidayet üzere oluyor. Oysa ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Kur'an'da şöyle bir ifade de bulunuyor. Sen delalete düşmüştün de Rabbin sana hidayet etti. Allahu Ekber.
Sen delalete yolunu şaşırmıştın. Ne yapacağını bilmiyordun. Zihnin karışıktı. İçerisinde yaşamış olduğun toplumun şirk felsefesine, şirk inanışına karşı haykırıyordun iş dünyanda. Sesini kimseler duymuyordu. Seni kimseler anlamıyor. Sen Rabbine münacatta, murakabede bulunuyordun. Rabbin sana hidayet etti. Arkadaşlar, Rabbin peygambere hidayeti de, Rabbin peygamberi olan Muhammedilere hidayeti de, dünyada yaşar iken kendi vermiş olduğu mübarek ruhu şerifin Allah'a ulaşmasıyla mümkündür. Eğer siz dünyada yaşarken ruhunuzu seyri sülük neticesinde Allah'a ulaştırabiliyorsanız, ya Rabbi emanetini dağlar taşlar yüklenemedi. Oysaki dağlar ve taşlar insandan çok daha bereketliydi. İnsan denen zavallı senin emanetini yüklendi ama ya Rabbi, insan denen insan, insanı kamil rehberliğinde senin ruhu şerifini dünyadayken sana takdim etmek üzere kapını çaldı. Lütfen kabul buyur Allah'ım dediğimiz anda hidayet üzere olmamızın resmidir. Yoksa dünyada yaşarken bir sürü günahla, sevapla, muhasebeyle Allah'a ulaşmanın şekli hidayet değildir. Hidayet Allah'ın bize emaneti olan ruhu şerifini yaşarken Allah'a ulaştırmanın ismidir. Ecnebiler buna inisinasyon, seyri sülük diyorlar. Bizim geleneğimizde ismi seyri sülüktür. Yani bir insanı kamilin, mürşidi kamilin, bir enbiya-i Resulullah'ın varisinin nezaretinde, onun kemalatında, onun ikmalinde, onun tedrisinde, onun tevhidi gerçekliğinde bidayetten nihayete yolculuğun ismidir hidayet. Bidayetten nihayetin ismidir hidayet. Bakın bizim geleneğimizde Kur'an'ı içkin tarif eden, Allah'la hemhal tarif eden, Allah'la beraber olma şeklinde Kur'an'ı anlamış olan büyüklerimiz ne buyuruyor? Der tariki nakşibendi lazım gerek çar terk, terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Buyurun, önünüze cennet açıldı, önünüze cemalullah açıldı, önünüze sidretül müntaha açıldı, önünüze levh-i mahfuz açıldı, açıldı da açıldı. Zor değil kardeşim. Terki dünya, gel diyor, dünyayı terk et. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Ben Rabbimi buldum, her şey feda olsun. Terki ukba, ey Müslüman, ey muvahhid, ey mücahid, senin ne işin var ahiret hesabıyla? Senin ne işin var ahiretteki 100 sevabın 200 sevaba bölünüp onun üzerinden bir değerlendirmesiyle? Geç, sen ahireti de geç, sen Allah'ın rızasına talip ol. Eğer Allah adaletiyle davranır, geceni gündüzüne katıp Allah'a ibadet etmişsen, geceni gündüzüne katıp fıkhi gereklilikleri yerine getirmişsen, Allah senin samimiyetini, vazgeçişini, terk edişini, fedailiğini değil de adaleti gereği ibadi bütünlüğünden dolayı seni cennetine kor da, ben seni cennette nimetlendirdim ama senden razı değilim derse cennet cehennem olmaz mı? Ya Rabbi sen benden razı ol da senin varlık nurun bana cennet olsun. Allah'ın varlık nurundan yoksun olmak cehennem, Allah'ın varlık nurunda olmak cennet. Terki ukba, terki de terk et. Gel sen dünyayı terk ettin, ahireti terk ettin. Gel hesti, kendini de terk et. Ayet-i Kerime'de Allah-u Azimüşşan buyuruyor. Hani içkin Allah inanışı dedik ya, Kur'an beyan edicilerinden yoksun kaldıktan sonra
zamane delilerinin, mülhitlerinin elinde oyuncak edilmeye çalışıldığı dönemlerde Kur'an'la tanışık olamadığımızdan içkin Allah inanışının yerine ne olduğu belli olmayan bir serüvene, bir maceraya sürüklendik. Oysa ki Rabbimiz buyuruyor ayet-i kerimede. Evet, ayet-i kerimede ayeti buraya bir yere not almıştım tam olarak okuyabilmek için. Görebilirsem okuyacağım. Yani şöyle diyor ayet-i kerimede, diyor ki ben attım deme, Allah attı de. Ben vurdum deme, Allah vurdu de. Atan sen değildin, Allah'tı. Vuran sen değildin, Allah'tı. Ama ben attım oku. Hayır, sen atmadın, Allah attı. Bundan ötesini irfan, hikmet, hikemiyat dünyanız neticelendirecek. Bundan ötesine sözün, kelamın gücü yetmez. Siz Allah'la olan hicranınızı, Allah'la olan sevdanızı konuşturacaksınız. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi, men lem yezugu lem yaref, tatmayan bilmez. Yani Allah'la sevdanızın ismini kimse üst başlık olarak atamaz. Kimse sloganlaştıramaz. Bu sizin halinizdir. Bakın, Allah, ben attım deme, Allah attı de. Atan sen değildin, Allah'tı. Vuran sen değildin, Allah'tı. Siz bütün buna rağmen kulunu terk eden bir Allah'tan bahsedeceksiniz. Evet. Takiyyüddin Ebul Abbas İbni Teymiye'den sonra zamanın diğer zavallıları, İslam'ı beyan edicisinden, mutlak beyan edicisinden yoksun bulmuşlar ya. İslam'ın mütefekkir yetiştiremediği, İslam'ın meşayıklarına itibar edilmediği dönemlerde Müslüman gençleri İslam'dan kurtarabilmek adına yine İslam'ın içerisinden devşirdikleri proje adamları İslam'a sokmaya devam ediyorlar. Buyurun. Arap aklının oluşumu. Çıkıyor Muhammed Cabiri denen bir adam. Muhammed Arıkom denen bir adam. Hasan Hanefi denen bir adam. Hindistan alt kıtasında kendini evladı Resulullah sayan Elijah okulundan Sir Ahmet Han denen bir İsmaili. Çıkıyor yine Pakistan'dan Kulam Ahmet Kadiyani. Bitmedi. Çıkıyor İran'dan Şabusteri. Tarihteki Şabusteri'yi bahsetmiyorum. Çıkıyor Pakistan'dan bir zavallı Fazlur Rahman. Bizim Ankara İlahiyat tamamen Kur'an'ı, Kur'an ortadan kaldırmaya kalkan, Kur'an müminini deistleştirmek isteyen, yenik medeniyetin çocuklarını yeniden medeniyet kurma uğraşısından ziyade, seküler anlamda kazanmış medeniyetin çocuklarının aklına ikna etmek için Kur'an'ı değiştirme uğraşısı veren zavallılar türüyor. Evet, biz İslam bizim peşin fikrimizdir. Biz İslam'ı kimseye, inancımızı kimseye ispat etmek memuriyetinde değiliz. Bizim böyle bir çabamız yok. Üstad rahmetullahi aleyhin buyurduğu gibi, mücerred fikir istidadı tamam. Biz mücerrede itikad ettik, biz gaybe itikad ettik. Biz buna kimseye şirin görünmek için, kimsenin seküler aklını ikna etmek için kendi itikadımızda bir eziklik duymadığımızdan onları ikna etmek gibi bir mecburiyetimiz olmadığının farkındayız ama Kur'an'ı içkin olarak anlamayan, Allah'a cisim, Allah'ı kaide üzerinde totemleştirenler ve Allah'ı hayattan çekip almak isteyen modernist akıl rahat durmuyor. Muhammed Ahmet Halefullah denen bir zavallı çıkıyor Kahire'de. Arkadaşlar, çok büyük planlar, çok büyük oyunlar. Bu Ahmet Halefullah ne yapıyor? Muhammed Ahmet Halefullah. Efendime söyleyeyim. Bu adam Kur'an kıssalarıyla alakalı bir kitap
neşrediyor. Hocası Emil Elhuli'nin nezaretinde 1947'de El Fennül Kasasi fil Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim kıssalarının vakiliği üzerine bir kitap, bir üniversite tezi, efendime söyleyeyim, çalışması yapıyor. Yani bu çalışmada şunu iddia ediyor, şunu söylüyor. Diyor ki, Kur'an kıssaları esasen tarihi gerçeklik içermezler. Yani Ashab-ı Kehf denen olay tarihte bir gerçeklik olarak yaşanmamıştır. Yani ne uyurlar var, ne o mağara var. Bunları Allah esatir, masal olarak, kurgu olarak anlatmış. Bunların içerisine de mesaj koyarak sizlere göndermiş. Musa'yla Hızır'ın veya yol arkadaşının kıssası denen bir kıssa yok. Böyle bir gerçeklik, tarihi gerçeklik, tarihte böyle bir yaşanmışlık yok. Kur'an'ın neredeyse kıssalarının bütünü üzerinde bunların tarihi gerçekliği, yaşanmışlığı üzerine bir reddiyeye dayanmış bir anlayışı 1947'de ortaya çıkarıyor ve çok ciddi anlamda bir tepkiyle karşılaşıyor. İslam dünyasında başına bir sürü o zaman olaylar geliyor. Ama mal bulmuş mağribi gibi Muhammed Ahmet Halefullah'ın bu kıssalar meselesini, dedik ya, Allah tasavvuru oluşturmak adına, Allah tasavvurunun Müslümanın, ehli sünnetin gönlündeki yerini sarsmak adına mağlup medeniyetin çocuklarını Kur'an'dan uzaklaştırarak bir daha medeniyet iddiası taşımamaları adına proje devreye giriyor. 47'deki Halefullah'ın görüşlerini Ankara Okulu üzerine alıyor. Kelamcıları, hadisçileri, tefsircileri, Mustafa Öztürk çıkıyor televizyonlara. Çok netameli bir konu olduğu için, lanet okları üzerine çevrileceğinden korktuğu için esasen Kur'an kıssaları meselesine giremiyor. Kenarında köşesinde dolaşıyor. Yani reddedecek edemiyor. Bu sefer nereye getiriyor? Hermeneutik adlı bir meseleye olayı getiriyor. Yani Kur'an kıssalarını reddetmenin altyapısı hermeneutikle başlıyor. Diyor ki, efendim, hermeneutik bir tenkit birimi, bir tefsir biçimi. Bu hermeneutik ilk dönemde Yunan evraklarına, tarihsel metinlerine, tanrıların işte destanlarına filan uygulanmış. Rudolf Bultmann denen bir adam, Protestan bir teolog, kalkıyor, insan aklını ikna edemeyen, insan itikadını oluşturamayan İncil'e mitolojizasyondan demitolojizasyona, yani ilahi kitabı, İncil'i insanların inanabileceği bir forma getirebilmek için bu hermeneutik anlam ve yorum biçimini İncil'e uyguluyor. İncil'de bu hermeneutik okuma biçimini oturtuyor. Ona göre insanların tekrar kitaba dönmelerini, inanmalarını sağlamaya çalışıyor. Bizimkiler Kur'an kıssalarına esatir, esatir evvelin, efendime söyleyeyim, mitoloji demeye başladıktan sonra hemen mal bulmuş mağribi gibi, efendim, hermeneutiği Kur'an'a uygulamamız gerekir diyorlar. Yani ona da örnek verirken şöyle diyorlar. Nasreddin Hoca gerçekte Beyşehir Gölü'ne maya çalmış mıdır? Hiçbir akıllı insan Nasreddin Hoca'nın eline bakracı alarak Beyşehir Gölü'ne gidip maya çaldığını düşünmez. Aynı Kur'an ayetleri de bunun gibidir diyorlar, Kur'an kıssaları da. Siz orada Nasreddin Hoca'nın nasıl oradaki gerçekliği yaşamadıysa, oradan bir mesaj almamız gerekiyorsa, Allah da Kur'an'da bu kıssalardan mesaj almamızı emrediyor. Esasen böyle bir yaşanmışlık filan da yoktur. Bunlar haşa Allah'ı profesyonel bir yalancı, kurgusalcı,
olarak bizim karşımıza böyle bir Allah tasavvuruyla çıkıyorlar. Allah'ın ahlakiliği meselesine, sünnetullah'ın değişmesi, sünnetullah meselesine getiriyorlar. Arkadaşlar, bunların en büyük kelamcısı, ismi çok sevmediğim bir insan olarak aklıma çok gelmiyor, İlhami Güler. Bu Allah'ın ahlakiliği meselesiyle alakalı 1,5 saatlik bir tartışmamız oldu kendisiyle. Tabii o mucizelerin hepsini inkar ediyor. Mucizeler yaşanmamıştır, olmamıştır. Allah'ın sünnetullahında bir değişiklik bulamazsınız. Allah her şeyi sebeplerle yaratır. Her şey kendi döngüselliği sebepleri içerisinde devam eder. Allah bu sebeplerin dışında mükevvinatın, kainatın yaratılışına, işleyişine müdahale etmez ve tarihi süreçte de etmemiştir diyor. Bu etmeme şeklinin ismini de sünnetullah olarak dile getiriyor. Kendilerine uzun bir sohbet neticesinde kısaca geçiyorum, şunu söyledim. Evet, Allah ağaçlara, mevsimlere, kainatın işleyişine müdahale etmemiştir. Doğrudur. Ama her halde ki insan denen makinasına çok güvenmediği için insana ikide bir müdahale etmiştir. Adem, Nuh, İsa, Musa, 124 bin peygamber. Oysa ki nasıl kainat kendi içerisindeki fıtratının gerekliliğiyle ömrünü ikame ediyorsa, insan da Allah'ın ona kodlamış olduğu, Allah'ın ona kodlamış olduğu iyi ve doğruyu, fıtri duygu, fıtratı kullanarak Allah'ı bulması gerekiyordu. Mutlak anlamda sünnetullah olabilmesi için. Yani Allah bütün mükevvinatın, bütün kainatın işleyişine müdahale etmezken insanın yaşamsallığına müdahale ediyor. Oysa ki senin söylediğin anlamda Allah'ın insana müdahale etmemesi gerekiyordu. Eğer Allah insana müdahale ettiyse, ki ettiğini kendi beyan ediyor, sen de inanıyorsun, bu Allah'ın kainata ve insana dilediği zaman müdahale edeceği anlamını taşır. Bu anlamda hoca en sonunda şunu söyledi. Evet dedi, asıl olan peygambersizliktir. Kendi cevabıdır. Yani asıl olan deizmdir. Asıl olan fıtrattaki Allah'ı bularak ilahi kitaplardan, ilahi metinlerden, ilahi anlatılardan, kaidelerden, yorumlardan kurtararak fıtratınızın tanımladığı Allah inancına yönelmenizdir ifadesini kullandı. Asıl olan peygambersizliktir. Modernistler, hermeneutik, Kur'an kıssalarının reddi, yenik medeniyetin çocuklarını, modern insanın aklını ikna etmek için kullanma, bir sürü şeyi ortaya koyarak Allah tasavvurunu ortadan kaldırmışlar. Kaldırmaya yönelmişler. Yöneliyorlar. Hala bu çaba içerisindeler. Selefiler belli bir kaidenin üzerine oturttukları cansız, ruhsuz, müdahalesiz bir Allah inanışını yeryüzünü büyük bir sunak haline getirerek kandan beslenen bir anlayış, yani bir mabudu İslam'ın Allah'ı olarak diye tarif etmiş, onu ete kemiğe bürümüş, onu cismi bir duruma sokmuşlar. Böyle bir Allah inanışı, böyle bir Allah tasavvuru ortaya çıkarmışlar. Gelin görün ki bütün bunlarla mücadele eden, bütün Kur'an'ın anlaşılabilmesi için serini ortaya koyan, her şeyini ortaya koyan İslam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın pratiğinden öğrenileceğini, Ashab-ı Suffa gerçekliğinden hareket eden ilk dönem Selefi Salih'in ulemasından almış oldukları nübüvvet anlayışını, velayet anlayışını, kurbiyet anlayışını
insanı kamil gerçekliğinde, mürşidi kamil gerçekliğinde bugüne kadar getirmiş olan sufi idrakte, sufi izanda, sufi hikmette bulabilmenin mümkün olabileceği iddiasındayız. İddiamız budur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın pratiği bu söylediğimiz içkin Allah inanışından, Allah'la beraber olma halinden, Allah'ta olma halinden, Allah ile olma halinden uzak bir hal değil idi. Ama gelin görün, anlatmış olduğumuz meselelerde İslam'a kurulan komplolara, İslam'ın ortadan kaldırılma serüvenini beraber takip ediyoruz, beraber gözlemliyoruz. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 1400 yıldır Kur'an okuyan, kendini İslam dairesinde Müslüman olarak isimlendirenlerin hepsi Kur'an'ı okumuş olmalarına rağmen, Kur'an'dan nasiplendiklerini söylememize rağmen İslam dünyasında birbirini kesmekten, birbirini tekfir etmekten, birbirini reddetmekten öteye geçemedik. Bu kitap bizim ufkumuzu açan, bu kitap bizi Allah'a yaklaştıran, bu kitap El Beyan, bu kitap Furkan olan bir kitapken 1400 yıldır bu kitap okuyanını, müminini birbirini reddetmeye, birbirini tekfir etmeye, birbirini öldürmeye müsait hale nasıl getirildi? Arkadaşlar, bu meselenin tek bir nedeni var. Kanaatimizce, kendi fikrimizi söylediğimiz için tek bir nedeni var diyoruz. Yoksa cüretkar, bu kadar cüretkar değiliz. Bu da Resulullah'ı takip eden Kur'an beyancılarından, Kur'an'ı beyan eden gerçek Rahmani ve Rabbani alim çizgisinden uzaklaşmanın sonucunda oluşmuş bir durum. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Moğol'a karşı, kafir Moğol'a karşı ilk cihat fetvasını veren İbn-i Teymiye olarak bilinir. Mücahit İbn-i Teymiye denir. İbn-i Teymiye, biraz önce söyledim mi bilmiyorum, İlhanlı hükümdarı, Müslüman, Hanefi, yanında mürşitler olan, babası putperest, kendisi Müslüman olan ilk İlhanlı hükümdarı Mahmud Gazan Han'a karşı cihadı ilan etmiş. Zavallı herif. İlan ettiği insan, yanında mürşitler, alimler olan, Hanefi olan Mahmud Gazan Han, ilk İlhanlı hükümdar. Ama tarihte hiç duydunuz mu bilmiyorum, bu projelerden, bu sarmallardan kurtulup bunları anlayamıyoruz. Şanlı Peygamberler silsilesinin müdavimi, Allah'ın davasının davacısı, büyük meşayih, irşat kutbu, Necmeddin-i Kübra, kattesallahu sirruhul aliye, 600 tane mürşit ve alim olan talebesini Anadolu'yu irşada gönderiyor. Yeri kalan müridanıyla beraber Hülagü'nün ordusuna bir daha dönmemek üzere giriyor. Ve tarih diyor ki mübarek Şeyhülislam Mürşid-i Kamil Necmeddin-i Kübra şehit olduğunda eli kafirin sakalındaydı. Müslümana karşı kıyam ilan ettiğini söyleyen zavallı tarihin mücahidi, Allah'ın davasının davacısı Necmeddin-i Kübra tarihte esamesi bile okunmayan, bize öğretilmeyen bir durumda kalıyor. Evet, bizlerin çok işi var. Bizler ciddi anlamda mücadele etmemiz, bu meseleleri çokça konuşmamız, üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. İslam dünyası çok ciddi yaralar almış durumda. Modernistlerin, selefilerin selefilik sokasını yutmayacağını anlayınca, neo-selefist çizgide yeni şeyler söyleyerek memleketin entelijansiyası olduğunu, entelektüelleri olduğunu söyleyerek aynı zehri
zerk etmek isteyen başka zavallılarla projeler devam ediyor. Yılan su içer, zehir akıtır, arı su içer, bal akıtır. Su mübarektir ama yılanda zehre, alıda arıda bala neden oluyor. Kesinlikle bilmemiz gereken bir şey var. Size iki insanın kesişen öyküsünden bahsetmek istiyorum. Tarihin zihin dünyasını, yani yakın tarihte zihin dünyasını, yaşadığı dünyayı en iyi sorgulayan iki münevverden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi tefekkür hayatımızın mimarlarından, tefekkür hayatımızın başbuğlarından, tefekkür hayatımızın ve manevi hayatımızın tekrar dirilmesine neden olan rahmetullahi aleyh Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Şanzelize'den Hakkari dağlarında Seyyid Taha Kattesallahu Sirruhul Aliye'nin kabrinere sürünerek çıkan bir sorgulama süreci. Bohem bir hayattan, kopmuş bir hayattan, boynuna neşter yemiş, İslam'la irtibatı kesilmek istenirken yeniden ayağa kalkan İslam'ın bu uslanmaz çocuğu öyle bir sorgu sürecinden, öyle bir sancı sürecinden, öyle bir hırpalanmadan sonra Allah'ın lütfu, zihninin keskinliği, Allah'ın irfan tecellisinin gücüyle Hakkari dağlarında Allah'ın dininin kutup yıldızlarından Seyyid Hakkari Hazretlerinin, Taha Hazretlerinin kabrine sürünerek çıkan bir hikmet küpü, hikmet deryası, irfan durağı haline geliyor. Düşünsenize, Şanzelize neresi? Yaşanan hayatın içeriğine girmek istiyorum. Bunlar nereler? Hakkari neresi? Seyyid Taha'nın kabri. Bunu düşünün. Bunlardan diğeri ise arkadaşlar, birbirlerinden hiç haberi olmayan ama aynı hikmet havzasında, aynı hikmet dünyasında bulunan René Guénon. Guénon'a bakıyorsunuz, Avrupa'da matematikçi, gnostik, efendime söyleyeyim felsefeci, kutsal geleneğin peşinde, sorgulama süreci, Katolik bir ailenin içerisinde zihnini kusuyor, bir şeyler anlamaya çalışıyor, Hindistan'a gidiyor, Hindu nirvanasını zorluyor, gnostik anlayışın içerisindeki bir sürü, yani bir sürü yolu anlamaya çalışıyor derken Cezayirli bir mürşidi kamilin yanında soluğu alıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Fransa neresi? Cezayir'de, efendime söyleyeyim, bir mürşit neresi? Yani ve ömrünün sonuna kadar da Şeyh Abdul Vahid Yahya. René Guénon, Şeyh Abdul Vahid Yahya. Babası Katolik, mimar. Efendime söyleyeyim, kendisinin intisap ettiği mürşit, uzun uğraşlar sonucu, arayışlar sonucu, hikmet yolculuğu sonucu Abdurrahman Eliş El Kebir. Cezayirli Şazeli meşayihi. Ve bir daha Müslüman olduktan sonra batıya dönmeden Mısır'da hayatını ikmal eden Şeyh Abdülvahid Yahya. Necip Fazıl'ın Şanzelize'siyle, bohemiyle, entelektüel sancılarıyla, zihninde Allah'ı bulma arayışıyla, bu arayışlar değil mi arkadaşlar, birbirine ne kadar benzer? Aynı şekilde bir sürü insan, Friedrich Schoen, aynı şekilde bir sürü uğraşılar sonucu kendisi yine bir mürşidi kamile, bir hikmet arayışı içerisinde ulaşabiliyor. Bütün bunlar Kur'an'ı hakiki beyan edicisinden yoksun bıraktığımız için, bırakıldığı için başımıza geliyor. Ama körün yol bulma gayreti içerisinde
ümmeti Muhammed'in gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de çocukları Allah'ın sezgisel gücüyle verdiği irfanla yollarını bulabildiler. Allah'ın izniyle daha da bulabilecekler. Biz düne göre, geçmişe göre çok büyük mesafeler kat ettik. Mütefekkirlerimiz oldu. Mimarlarımız oldu. Kumandanlarımız oldu elhamdülillah. Yani artık bizim sırtımızı yere getiremeyecekler. Biz onların uğraşabilecekleri, oynayabilecekleri durumun ötesine çıktık. Gerek zihnimizle, gerek Allah'ın yardımıyla, gerek Kur'an'ı anlamlandırma, idrak etme, izah etme kabiliyetimizle, Allah'ın verdiği kabiliyetle ümmeti Muhammed'in gençleri, ehli sünnetin gençleri, başbu velilerin himmetiyle, mütefekkirlerinin gayretleriyle, ödedikleri bedellerle Allah Resulüne yönlenmeleriyle, ağlamalarıyla, Allah'a yakarmalarıyla zaman İslam'ın zamanı, İslam'ın güneşi, İslam'ın dönemi, İslam'ın inkisarı başlamıştır elhamdülillah. Bundan sonra zaman İslam'ın zamanıdır. Bütün bu projelere karşı ümmetin çocukları gereken tavrı, tepkiyi anladıkları dilde onlara vereceklerdir. Sanatta, edebiyatta, felsefede, hikmette, Kur'an'da en iyisi olarak karşılarına çıkacaklardır. Ve Allah çıkmaya da devam ediyorlar. Allah'ın izniyle mücessim, modernist, efendime söyleyeyim, kaide üzerine oturtulmuş Allah inanışına karşı Kur'an'ın Allah'la kulu birbirinden ayır, yani birbiriyle birbirine yakın kılan, kulu Allah'a mutlak manada ihtiyaç duyan, Allah'la hemhal olan, Allah'ın boyasıyla boyanan, Allah'ı terk ettirmeyen, Allah'a ihtiyaç duyuran, Allah'ın her şeye müdahale ettiği, edeceği bir anlayışı hep beraber Allah'ın izniyle yaşıyoruz, yaşayacağız. Bu uğurda da her türlü mücadeleyi Allah'ın izniyle vereceğiz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herhalde epey bir zaman geçti. Hakkınızı, hukukunuzu helal edin. Yanlışlar, isabetsizlikler nefsime, isabetler evvela mürşidim Sultan Muhammed Nair Hazretlerine aittir. İrşad kutuplarının himmetleri üzerimize, üzeriniz olsun. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm.